Kik'te yayın açıyoruz ve chatimize spamlar oluyor, büyük harflerle yazanlar oluyor, istemediğimiz kelimeleri kullananlar oluyor vesaire derken bildiğiniz gibi Streamlabs'te Cloudbot'umuz botumuz vardı. Bu tür işler için bir numaralı bizim hizmet elemanımızdı. Kik'te de yani Botrix'te de Botrix bu arada bildiğiniz gibi Kick'te alarmları ve chat'i eklediğimiz diğer overlay'leri eklediğimiz platform. Nasıl Twitch'te Streamlabs kullanıyorsak Kick'te de Botrix'i kullanıyoruz. Botrix'e nasıl bağlandığımızı bir önceki Kick videomda gösterdim. O videoyu da şuraya bir yere bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Kick'te de gördüğünüz gibi chat botumuz var. Botrix'imizi zaten biz kanalımıza moderatör olarak ekledik. Direkt olarak chat botumuzu aktif ettiğimizde zaten bize diyor ki Botrix'i kanalına moderatör olarak eklemen gerekiyor. Biz de zaten ekli olduğu için confirm diyoruz. Ve sonrasında bize ilk panelimiz geliyor. Bu panelde moderasyon, comments, timer ve additional features diye Dört farklı panel bizleri karşılıyor. Moderasyon bölümünde ne yapıyoruz? Caps Protection yani büyük harfleri engelleme var. Buradan büyük harf yazanları yani büyük harfle spam yapanları engelleyebiliyoruz. Kişileri değil bu arada yazıları engelleyebiliyoruz. Yazı çete gelmiyor. Link protection bölümünde link engelleyebiliyoruz. Yani insanlar kafalarına göre istedikleri linki kanala atamıyorlar. Emojicon protection bölümünde de çok fazla böyle emotion işte gülen surat o bu çok fazla atılıp spam yapılmasını engelleyebiliyoruz. Symbol protection'da da şunu yapabiliyoruz. Bildiğiniz gibi nokta virgül ünlem denden gibi sembollerle abuk subuk hareketler çete yapabiliyorlar. Bunları engelleyebiliyoruz oluyoruz. Protection Against Offensive Words bölümünden de setup derseniz eğer buraya çete yazılmasını istemediğiniz kelimeleri engelleyebiliyorsunuz. Yani insanlar istemediğiniz kelimeleri çete yazamıyorlar. Gördüğünüz gibi ilk sayfamız yani moderasyon bölümümüz bu şekilde. Comments bölümüne geliyoruz. Buradan add diyoruz. Mesela buraya şunu yapabiliyoruz. Ünlem yaş. Mesaj bölümüne ne diyoruz ki? 33 yaşında genç bir çıtırım. Buradan da platform olarak da kiki seçiyoruz. Cooldown 3 saniye okey. Buradan alternatif bir komut yazabiliyoruz. Buradan eğer recuse active points yani point'lerle topladıkları point'lerle sorabiliyorlarsa buraya da bu sorunun ücretini yazabiliyoruz. Yani puanını yazabiliyoruz. Bu tür şeylere loyalty bölümünden erişebiliyoruz. Onu da detaylı bir şekilde anlatacağım. Range bölümünden de bu komutu follower'lar yani takipçiler, aboneler, moderatörler, süper moderatörler, editörler ve owner'lar yani bu komutu kimler kullanmasını istiyorsak onu seçebiliyoruz. Ben user diyorum. Hatta follower diyeyim. Her ya da user diyeyim. ya yani herkes kullansın. Confirm diyorum ve sonrasında chat'ime geliyorum. Geldim chat'ime dedim ki ünlem yaş. Gördüğünüz gibi Botrix hemen cevapladı. 33 yaşında genç bir çıtır. Yani buraya istediğiniz komutları ekleyebilirsiniz. İstediğiniz bilgileri veya sponsorlukları vesaire buradan komut olarak ekleyebiliyorsunuz. Times bölümüne geldiğinizde buradan add diyorsunuz ve buraya bir mesaj yazıyorsunuz. Mesela benim bütün chatbotlarımda infozon vardır. Infozon nedir diyecek olursanız eğer 7-24 canlı, kanlı, hızlı ve mükemmel bir şekilde tüm teknoloji haberlerinin en güncel halinin bulunduğu bir web sitesi. Instagram'ı, YouTube'u vesaire hepsi var. Onları da açıklama kısmına koyuyorum. Onları da takip edebiliriz. Mesela diyorum ki www.infozon.net Hatta şöyle diyorum. Teknolojinin kalbi infozone.net'e net Teknolojinin kalbi infozon.net diyorum. Interval diyor yani kaç dakikada bir atsın? 5 dakikada bir atsın. Ve 5 line'lık bir yazışma olsun. Ya da 1 line'lık bir yazışma olsun diyorum. Ve sonrasında yine kiki seçip confirm dediğimde her 5 dakikada bir çete bu hazır mesajı atacak. Ve bu şekilde de sizin eğer sponsorlarınız varsa veya yayınınızı geliştirmek için bir mesajınız varsa bunu bu şekilde timers olarak ekleyebilirsin. Additional features bölümüne geldi diğimizde de mesela chat alerts var. Bunu açalım. Mesela setup diyelim. Mesela biri takip ettiğinde chate şunu diyebiliyoruz. Bilmem ne bilmem ne. Yani bu zaten takip eden kişinin kodu. Takibin için teşekkür ederim. Hoş geldin. Donation. İşte bilmem kim bilmem kim desteğin için teşekkürler. Subscription yani biri abone olduğunda aboneliğin için teşekkür ederim. İşte bilmem kim bilmem kim hediye aboneliklerin için teşekkürler gibi şeyleri buradan ekleyebiliyorsunuz. Yani biri takip ettiğinizde chat'inize bu mesaj gidiyor. Biri donate attığında chat'ine bu mesaj gidiyor. Biri abone olduğunda chat'ine bu mesaj gidiyor veya buradan istemediklerini kapatabiliyorsun. Confirm diyorum, yeah diyorum. Bu arada yes değilmiş, yeah yazmışlar. Süper. Voice message bölümü var. Voice message bölümünde de tekrar yah diyoruz. Ve buradan, buradan setup dediğinizde sizi Botrix'in bir Chrome web mağazasındaki uygulamasına götürüyor. Buradan Discord'unuzla bağlıyorsunuz ve izleyicilerin ve izleyicileriniz sizlere sesli mesaj gönderebiliyor. Bu ne kadar güzel olur, ne kadar hani trollenebilir miyiz, neler olur bilemiyorum ama bunu bir düşünmek lazım. Level System bölümüne geliyoruz. Burada da chatinizin level sistemine dahil ediyorsunuz ve demin de bahsettiğim gibi loyalty bölümünden herhangi bir izleme yaparak, abone olarak puan kasmasını sağlayabiliyorsunuz gibi bölümler bulunuyor. Import from Nightbot bölümünden de Nightbot'ta hali hazırda bir düzeniniz varsa onu buraya aktarabiliyorsunuz. Ranking bölümünden de restart dediğinizde puanları, level'ları ve botları sıfırlayabiliyorsunuz. Burada da işte diyorsunuz ki işte point'leri sıfırlama, level'ları sıfırla veya işte point'leri sıfırla, level'ları sıfırlama gibi seçenekleri yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi aslında Kik'in ve Botrix'in inanılmaz derecede kolay ve kullanıcı odaklı mükemmel bir sistem kurmuşlar. Yani bu şekilde tüm ayarlarınızı gönül rahatlığıyla yapabiliyorsunuz ve hızlı bir şekilde de bunlara ulaşabiliyorsunuz. O yüzden Botrix için kullanıcı dostu diyebiliriz. Zaten sol tarafa baktığımızda da diğer özelliklerimiz de var. Bu özelliklere de zaten teker teker birlikte bakıyor olacağız. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kick ile alakalı diğer videolarımı izlemediyseniz eğer şuraya bir yere bir oynatma listesi bırakıyorum. Oradan diğer videoları da izleyebilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.